isminle dedi, söyleyiverdim. Feride, Feride. Haykıracak nefesim kalmazsa bile, ellerim uzanır olduğum yere. Benzemez kim sesine. Yangınlardayım zaman zaman, sorma. Saymadım kaç yıl oldu. Seni beklerim öptüğün yerde. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Zaman Makinesi'nin bu haftaki bölümünde oynadığı 222 filme dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını kazanmış, sayısız ödül almış ve sinemada unutulmaz performanslar sergilemiş Sultan lakabıyla anılan Türkan Şoray'ı keşfediyoruz. Zarafeti, etkileyici oyunculuğu ve yönetmenlik yeteneğiyle tanınan usta oyuncunun kariyer yolculuğunu bu bölümde sizlerle inceleyeceğiz. Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde memur Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Sav çiftinin ilk çocuğu olarak doğdu. Baba tarafından Kabartay Çerkezi, anne tarafından Selanik göçmeni olan Şoray'ın kendisi kadar meşhur olmasa da ses sanatçısı Nazan ve yıllar sonra doğan Figen adında iki kız kardeşi vardı. İlk öğrenimini Rami Taş Mektebi ve Feriköy İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Fatih Kız Lisesi'nin orta bölümünü bitirdi. 1954 yılında anne ve babası boşandıktan sonra annesi ve kardeşleriyle Karagümre'ye taşındı. Bir saat daha tehirliymiş. Seni ben uçurmak isterdim Leyla. İster misin beraber gidip müdürü görelim? İlk seferimin ne zaman ve nereye olduğunu öğreneceğim. Bilmem. Kim bilir, belki de ilk seferim İsviçre'dir. Gel gidip öğrenelim şunu. Gittiğine hiç inanmadım Leyla. Sanki her kapı açılışında sen gelecekmişin gibi bekliyordum. Olmadı Hakan. Yol hazırlığı 3 günümü aldı. Merhaba kaptan. Hoş geldin kaptan, geçmiş olsun. Ucuz atlatmışsın kaptan, geçmiş olsun. Nasıl süzülüyor değil mi? Bir güvercin gibi. Bulutlardan insanlara öpücük taşıyan bir güvercin gibi. Onun da canlı olduğunu biliyor musun? Bak bak. Sanki bir saniye sonra kanatlarını çırparak yerlerde yem arayacak olan bir kuştan farkı var. Fatih Kız Lisesi'nin ortaokul bölümünde okurken Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı ve Türk sinemasının sonlarına doğru Panter Emel olarak tanınacak sinema oyuncusu Emel Yıldız'la bir film setine giden Türkan Şoray, hayattaki en büyük destekçisi annesi Meliha Hanım, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun teşvikiyle Yeşilçam'a adım attı. 1960 yılı yapımlı Köyde Bir Kız Sevdim filminde Baki Tamer'le başrolde oynadı. Ve annem babam ayrıldıktan sonra annem bana daha okula yakın olması için Karagümrük'te bir ev tuttu. Bir süre orada 3-4 ay oturduk o evde. O evde belki işte benim yaşantımı değiştiren bir yer oldu. O tarihlerde Türkan İnanoğlu'yla Köyde Bir Kız Sevdim diye bir film yapacak, onu da oynayacağım. Sanıyorum filmin de ilk günüydü. Türkan'ı da yanımda götürdüm. Orada çünkü bir kız arkadaş rolü var senaryoda. Hep benim yanımda. Nasıl olsa hep yanımda olacak. Türkan da bu rolü oynasın istiyorum herhalde. Birlikte sete gittik.
İşte Türker'le, filmdeki diğer Erol Taş da oynuyordu filmde. Ekip arkadaşlarıyla tanıştı. Tabii çok heyecanlandı kameraları, ışıkları görünce. Türker de Türkan'ın yani tipi, tam sinema tipi çok beğendi sanıyorum ve filme de daha uygun buldu Türkan'ı. Ve Türkan'ın oynamasını istedi. Türk sineması Türkan'ı kazandı. Sinemaya ilk adımını Panter Emel'le gittiği sette atmış olsa da Şoray sektöre ilk giriş hikayesini aslında şöyle anlatıyordu. Sinemaya gitmeden önce mahallemize bir film seti geldi. Filmin bir sahnesini mahallemizde çekeceklerdi. Başrol oyuncusu kadını gördüğümde ne kadar güzel bir kadın dedim. Bu kadın muhterem Nur'du. Öyle şaşkın bir şekilde bakınırken yanıma bir adam geldi ve sen de filmlerde oynamak ister misin diye sordum. Korktum ve hemen eve kaçtım. Bu adamın da daha sonra Memduh Ün olduğunu öğrendim. O zaman film setinden kaçmıştım ama daha sonra film setleri hayatım oldu. Artık kaçtığı film seti Şoray'ın yuvasıydı. Fakat işte ben kadere inanıyorum. Hiç aklımda yokken Fatih'te, Mehmet Dede sokağında, yuvalı bir evde, annemin dedem, eski Osmanlı evi, onların yanında kalıyorum. İşte Fatih Kızesi'ne gidip geliyorum. Yeni işte böyle... yani o yaşlarda kızlar kendini beğenir ya, beni beğenmeye başlıyor falan böyle dönemler. Tesadüf bizim annemin ve dedemlerin oturduğu Mehmet Dede sokakta, orada hamama diyelim, cami yatır böyle bir külliye orası. Oranın arkasında bir film çekiliyor. Film çekiliyormuş. İşte muhterem Nur falan geldiler. İlk defa orada beni birileri gördü. Gözleri bana diktiler. Seni bir şeyler söylemek istediler. Bir uydu patladı, korkarak eve kaçtım dedi. Ondan sonra bir kere sinemaya gittim. Yollamıyorlardı çünkü. Yani böyle ne sinema bilgim vardı, ne şey, o şekilde okula giden bir kızdım. Tesadüf annem ayrı bir evde oturuyordu. Dedemle anneannemin yanında beni okula yakın olduğu için göndermişti. Hafta sonları anneme gidiyordum. Annemin oturduğu, annem bir ev kiralamıştı. Ev sahibi biz film çeviren bir hanımmış. Ve işte onun hep Beyoğlu'na falan ilgisi meclisi var. İşte bir gün yalvardım herhalde ben ona, beni de Beyoğlu'na götür falan diye. Beyoğlu'na götürmesiyle hayatım değişti. Türkan Şoray'ın sinema kariyerindeki önemli başarıları 1962 yapımı Metin Erksan'ın yönettiği Acı Hayat filmiyle başladı. Bu filmde manikürcü Nermin karakterini canlandırarak 1964 yılında ilk Altın Portakal ödülünü kazandı. Ardından Lütfi Akad'ın yönettiği Vesikalı Yarim filmiyle ikinci Altın Portakal ödülünü elde etti. 1964 yılında ödül kazandığımı ilk söyledikleri zaman çok şaşırdım. Yaptığım işi çok seviyordum. Ama bu iş için ödüllendirileceğimi düşünmemiştim. Sonra tabii çok sevindim. Anlatması zor. Sinemada iyi oyuncu olmanın, güzel kadın olmaktan çok öte bir şey olduğunu, asıl olması gereken de gerekenin de iyi oyunculuk olduğunu, belki bana ilk kez düşündüren bu olayı. Epey yakınmış. Uzaktır, evet. Köprü de açılmamıştır. Arabada uyursun. Yok. Eyvallah. Ne zamandır böyle vakit geçirmemiştim. Eğlenmedin ki. Niçin? Ne gülüp açıldın ne de doğru dürüst konuştun. Adını bile söylemedin, anla artık. İsmim Halil'dir. Ya, nerelisin? İstanbulluyum, doğma büyüme. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Benim adım da Sabiha. Sabah şerifler hayır olsun. Thank you.
sıkıldım belki. Yetti belki. Her birimiz yolumuza gitsek. Yolumuz? Öyle. Birleşti biliyorum. Yok, birleşecek gibi değil. Benim yolum başka. Seni tanıdıktan sonra anladım bunu. Seninle beraber olduktan sonra seni... Sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık. Başarıdan başarıya koşan ve yıllar sonra İstanbul Film Festivali'nde konuşan Türkan Şoray, Vesikalı Yarın filmi için şöyle dedi. Türk sinemasında yeri çok zor doldurulacak bir yönetmen olan Lütfi Akat'la çalışmış olmak benim için çok mucizevi bir şeydir. Türkan, gözlerinle oynayacaksın diyordu bana. Gözlerimle oynamayı Lütfi Akat öğretti bana, dedi. O günden sonra Şoray'ın gözleri sinemanın ruhunu yansıtan en güçlü ayna oldu. Benim sinema kariyerimde apayrı bir yeri olan, hala herkesin hayranlıkla seyrettiği bir Vesikalı Yarim filmi vardır ki, o ne kadar güzel çekmişsiniz o filmi. Hala insanlar izlediği zaman aynı duyguları hissediyorlar. Yani iyi ki o filmde oynatmışsınız beni. Yani gerçekten gurur duyuyorum o filmi izlerken. Ne kadar heyecanlıydım. Yani böyle yaprak gibi titriyordum. Setteki böyle o tatlı otoriteniz. Yani böyle acaba o rolü başarabilecek miyim? O endişeler, korkular içindeydim. Oyunculuğu belki de sizin o filminizde öğrendim. Yeşilçam'daki etkileyici oyunculuğu ve rol aldığı sayısız filmle adından söz ettiren Türkan Şoray, basının ilgisini çekti ve birçok magazin dergisinde geniş yer buldu. 1962 yılında arda arda teklifler aldı ve bu süreçte Şoray'ın annesinin arkadaşı Galatasaray As Başkanı Rüçhan Atlı destekledi. Erken yaşta babasını kaybettiği için kendisinden 23 yaş büyük Rüçhan Bey de aradığı ilgiyi buldu. İkili arasındaki ilişki tam 20 yıl sürdü. Benim şöyle bir şeyim oldu. Hüzünlü hayatımın bir bölümü. Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Yalnız bir aileydik. Dedem vardı. Dedemlerin yanında kalıyordum. Dedem anneannem. Onlar böyle mutasip bir şey. Hani böyle dedeler pek sevmezler ya. Böyle sevgi göstermezler. Böyle eskiden daha mutasip ailelerde sevgilerini göstermezler. Yani bir yerde böyle yalnız büyümüş bir çocuk oldum. Yani tam sevgiye doyamadım. Ondan sonra Allah dedi ki sana öyle bir şey vereceğim ki öyle güzel bir şey olacak ki senin hayatında. Sen çok seveceksin ve seni işte sevecekler. Ve şu an zannediyorum ki beni seviyorsunuz değil mi? Bu asabi gıcıklar sık sık tutuyor. Bu defa doktor hastanın morali üzerinde ehemmiyetle durdu. Biz elimizden geleni yapıyoruz herhalde. Hatta lüzumundan fazlasını bence. Fakat zavallıcık öyle iyi bir çocuk ki. Ona karşı sen de çok iyisin. Acıdığım için daha o kadar genç ki bu menhus hastalığın pençesine düşmüş bir kere. Bu verem diye senin bu kadar sokulman doğru mu? Merak etme, tehlikeye karşı gereken dikkati gösteriyorum. Kalbini de tehlikeden koruyabilir misin? Kalbimi mi? Ne demek istiyorsun Haluk? Ne demek istediğimi sen çok iyi anlıyorsun. O benim için sadece bir kardeştir. Böyle bir şey düşünmene teessüf ederim. Türkan Şoray 1966 yılının sonlarına doğru birçok film çekti. Ancak bu filmler benzer konulara odaklanıyor ve kadını obje olarak gösteriyordu. Hayranlardan gelen olumsuz tepkiler kariyerinde sarsıntılara yol açtı. Bu durumu aşmak için Şoray, Şoray Kanunları adında bir dizi kural belirledi ve sözleşmelerine maddeler ekletti. Bu adımlarla Şoray'ın kariyeri hızla yükseldi ve film yapımcıları onunla çalışmak için sıraya girdi. Böylece Yeşilçam'daki imajını korudu. Üzerinde gönül eğlendiriyor. Ben seni bugün filmine diktirdim. İnşallah günün birinde sokaklara düşersin. Yollarda bek parasını kalırsın aklın başına gelin. O zaman ah keşke annemi dinleseydim dersin. Allah, Allah o günleri gösterecek bana zaten. Allah'ın filmlerini göreceğim inşallah. Bir daha hele böyle bir şey yapmaya kalk da bak. Hem artık o Metin de Tolferi'yi de görmeyeceksin. Yoksa kemiklerini kırarım seni. Baba. Nasılsın benim güzel kuzucuğum? Seni öyle özledim ki görmeden edemedim. Bilmez miyim? Gene ne istiyorsun? Söyledim ya yavrucuğum. Sadece seni görmek istedim.
İhtiyacın olmasa kızını hatırlayıp düşünmek bile gelmez aklına. Beni ağlatmak mı istiyorsun kuzucuğum? Şu zavallı babacığını acımıyor musun? Acımak mı? Tek silahım bu baba. Her seferinde aynı olur. Seni görünce kızar, gene mi geldin diye çıkışırım. Sen ağlaşır, içki ve kumar parasını kopartana kadar hiçbir zaman yapamayacağın sözleri verirsin. Tanrı beni aciz ve zavallı yarattıysa suçlu muyum? Asıl zavallı benim baba. Şu halime bak. Kuralları uygulama evet, adına gerekiyordu böyle bir şey. Yani pazarları çalışmaz. Zor bir dünya, sinema dünyası. İlk girdiğiniz yıllarda özellikle kendinizi ispat edene kadar bir takım önlemler alınmazsa üzülebilir evet, insan diye alınmış şeydi evet, bu tedbirdi. Şoray Yeşilçam sinemasının dört yapraklı yoncası olarak bilinen Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Türkan Şoray gibi büyük oyuncular arasında yönetmenlik yapmış olan tek oyuncuydu. Kendi filmlerini çektiği gibi oyunculuğunu da kendisi üstlendi. Dönüş filmi ilk yönetmenlik yaptığım film. Öyküsü de benim. Bir gazete haberinden, gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlandı. Öykü hazırlandıktan sonra yapımcıya teklif ettiğimizde öykünün bana ait olduğunu, bu filmi en iyi benim çekebileceğimi söyledi. Evet dedikten sonra sancılar, korkular, tedirginlikler başladı. Bunlardan başlıcaları Dönüş, Azap, Bodrum Hakimi, Yılanı Öldürseler ve kızı Yağmur Yunal'ı oynadığı Uzaklarda Arama filmleridir. Abla ben ona yalan söyledim. Kalbini paramparça ettim. Bir sen uzaklarda. Sen biliyordun değil mi abi? Neyi biliyordun? Kimler ağlıyor? Hazır lan! Gelemem sevdim. Felek koyunuyor. Bu dört filmde de hem oyuncu hem yönetmendim. Fark ettim ki bir şeyler eksik kalıyor, yarım kalıyor. Çünkü kameranın arkasındayken bir dünya kuruyorsunuz. O dünyayı, kendi kurduğunuz dünyayı kameranın önüne oyuncu olarak geçtiğiniz zaman bölündüğünü fark ediyorsunuz. Denetleme imkanı kalmıyor. Ve bu dört filmden sonra karar verdim ya sadece oyuncu veya sadece yönetmen olarak filmlere devam edeyim. Türkan Şoray yalnızca sinemadaki başarısıyla değil, halkın içinden gelmesi ve Türk kadınını yansıtması, zor şartlarda büyümüş olması onu halkın içinden biri yapmıştı. Ayrıca Şoray'ın güzelliği, zarafeti ve güçlü duruşu onu sinemanın sultanı olarak adlandırılmasına neden oldu. Sultan unvanı onun hem sanatını hem de kadınlık imajını yansıtan efsanevi bir isim haline geldi. Ömrümce gönlümde bir ümit vardı. Karanlık geceler şimdi ağladı. Ömrümce gönlümde bir ümit vardı. Karanlık geceler şimdi ağladı. Bekledim sensin, kalbim çok mutlu. Gözlerim yarımdan daha umutlu. Çoban yıldızı. Türkan Şoray 1970'li yıllarda daha kişilikli filmlere imza atmayı denedi. 1977 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım çekildi. Bu film Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Ali Özgen Türk'ün senaryosunu yazdığı bir dram filmidir. Kırgız edebiyatçı Cengiz Aymatov'un Kırmızı Eşarp romanından uyarlanmıştır. İlyas'la Asya'nın aşkını ve ilişkisini anlattığı filmde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin başrollerini üstlendi. Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Aşk, fedakarlık ve insan ilişkileri üzerinde derin alıntılar sunar. Bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. Anam bir duyarsa. Al Yazmalı bir dakika. Durursam bir daha kurtulamam.
Biraz süt versene bacım. Sanki bebek de meme emecek deli oğlan. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Asya. Kurtulamam. Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreğim elindeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim. Türkan Şoray 1980 yılında film yapmadı. 1981'de son yönetmenlik ürünü olan Yılanı Öldürseler filmiyle yeniden sinemaya döndü. Ancak bu dönemde sinemanın önü açıldığından kadın dünyasını sorgulayan filmlerin öne çıkmasıyla 1982 yılında Şoray'ın Mina adlı filmi kadın filmlerinde önce oldu. 20 yıllık birlikteliği Rüçhan Atlı'yı 1983'te terk ederek tiyatro ve sinema oyuncusu Cihan Ünal'la evlendi. Bu evlilikten Yağmur adını verdikleri bir kızları oldu. Birkaç filmde Ünal'la birlikte oynadılar. Filmleri gibi evlilikleri de kısa süren Şoray ve Ünal çifti 1987 yılında ayrıldı. Hanım, Hikaye Tarık Bey'in kızı. İlhan. Sizi biraz tanıyoruz sayılır. İskambil Salı'ndan. Maça papaz mı çıkmıştı? Ne kadar sevindim seni gördüğüme. Abim istasyonda tanımıştım. Mine. Esin Hanım'la Eczacı Neşet Bey'in hanımı alışverişe çıkacaktık. Vilayete gitmiş. Orada da kaldım birden. İyi. Beraber bakarız. Burada kadınlar pek yalnız alışverişe çıkmaz da. Niye? Öyle, adet olmamış işte. Ne alacaktın? Ufak tefek bir şeyler işte. Siz dolaşıyorsunuz, engel olmayayım. Başka zaman alırım. Canım ne olacak? İlhan bizi biraz kahvede oturur bekler. Hadi gel. 1990'lı yılları Berdel, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu, Şahmaran ve Gönderilmemiş Mektuplar gibi birkaç filmle kapattı. Sibemoli biraz dik basıyorsunuz. Biraz daha pes basalım, daha iyi olacak. Baştan alalım. Mektuplarla resimleri yaktım gün gece. Kapandı bir sayfa gönlümde. Silindi her şey hece hece. Eski parçalar bir başka türlü. Çok incelikleri var Cemal Bey. Yeniler daha kolay. Her devir kendine göre müzik yapıyor tabii. Zaman değişiyor Cemal abi. Eskiden televizyon var mıydı? Kaset var mıydı? Değil mi ama? Gazino var mıydı? 2000'li yıllara gelindiğinde televizyon dizileri popüler kültürün önemli parçası haline geldi. Bu dönemde Türkan Şoray televizyon projelerine yönelerek büyük bir başarı yakaladı. Şoray'ın en çok ses getiren ve uzun ömürlü projeleri Şener Şen'le başrol paylaştığı İkinci Bahar ve Haluk Bilginer'le rol aldığı Tatlı Hayat dizileri oldu. Ya yazık değil mi insan babasıyla böyle konuşur mu hiç? Karışma sen usta bu işe. Karışma bilmiyorsun. Belli ki bir hata etmiş sana karşı. Lakin ne olursa olsun insafsızlık bu yaptığın. Benim babam söz temsili. Etmediğini komadı anamla bana.
Ya küçücüktüm, bizi ortada bıraktı, başka kadına gitti. Yıllarca yüzünü bile görmedim. Ama göreyim. Gene de babamdır diyeyim, saygıda kusur etmeyeyim. Senin baban evlat katili mi? Kendi çocuğunu öldürdü mü senin baban? Benim hemen yemek yemem lazım. Melekçi yemek neden hazır değil? Konserve açacağını mı kaybettin yine? Bu acele niye? Akşam Leyla ile buluşacağım. Leyla mı? Hı. Şu dükkanını satın alacağım kadın. Ona Leyla mı diyorsun? Hı. Hitap etmem gerektiğinde. Güzel mi? Kim? Leyla. Ya. Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Kör müydü gözlerin? Oh oh mini kız, onu gece mi aldın? Oturmanın da dersi mi olurmuş badama? Otur da görelim öyleyse. Sen oturmuyorsun, düpedüz çıkıyorsun. Devesin nesin? Sende hiç gras yok. Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki? Türkan Şoray, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olarak tanınsa da eğitim konusundaki tutkusu her zaman sanatçı kimliğinin önemli bir parçası oldu ve öğrenmeye olan ilgisini de her zaman korudu. Genç yaşlarda sinemaya adım atan Şoray, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış olsa da bu durum onun öğrenme isteğini hiçbir zaman engellemedi. Bu bağlamda Türkan Şoray, eğitime olan desteğini somut bir projeyle ifade ederek, 1973 yılında kendi adını taşıyan bir ilköğretim okulu yaptırarak eğitime katkıda bulundu ve öğrenmenin önemini her daim vurguladı. Eğer bir çocuk sürekli eleştiriyle büyürse, kınama ve ayıplamayı, düşmanlıklar içinde büyürse, kavga etmeyi, aşağılanarak büyürse, çekingenliği ve ürkekliği, utanç duygusuyla büyürse, suçluluğu öğrenir. Oysa bir çocuk hoşgörüyle büyürse, sabırlı olmayı, desteklenip yüreklendirilirse, kendine güven duymayı, hakkına saygı gösterilirse, adil olmayı, güven ortamı içinde yetiştirilirse, inançlı olmayı öğrenir. Ve bir çocuk, aile içinde, değer verilerek, dostlukla büyürse, sevginin sıcaklığını öğrenir. 12 Mart 2010 yılında UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi seçildi. Kiralık bir ev tutmuştum. Ev sahibimizin kızı sinemacıymış. Ve o sebeple ben gitti anlatıp size boş şimdi razı şey yapmayayım, sıkmayayım. Ve oradan teklif gelince benim eğitimim yarım kaldı. Yani ben yoksa yani film çevirmeye başlayınca zaten devamsızlıktan kalıyorsun sokulda. Sevmekten kim usanır? Tadına doyuyor mu? Türkan Şoray sinema kariyerinin yanı sıra müziğe de büyük ilgi duyuyordu. Şarkı söylemeyi her zaman seviyor ve katıldığı etkinliklerde şarkılar seslendiriyordu. Bu ilgisi gittikçe büyüdü ve 2015 yılında Türkan Şoray Söylüyor adlı albümünü çıkararak müzik tutkusunu da ortaya koymuş oldu. Bu albüm, Şoray'ın sanatçı kimliğini genişleterek müzikle olan derin bağını ve yeteneğini sanatseverlerle paylaşma arzusunu yansıtıyordu.
Ya ben aslında yani şarkı söylemeyi o kadar seviyorum Gülcan'cığım. Seviyorsun. Yani bir kere genlerimize var herhalde. Annem beni dünyaya getirirken şarkı söyleyerek doğdu. Ne güzel. Gerçekten. Annem bir kere her dakika şarkı söylerdi. Her dakika şarkı söylerdi. Üzülür şarkı söyler, sevinir şarkı söyler. Kardeşimin sesi, Nazan'ın sesi ne kadar çok güzel. Evet. Ben de hep böyle zaten sinema oyuncusu olmadan önce şarkıcı oluyordum. Olmak istiyordun biliyorum. Hadi o diyorsun. Hikayeyi biliyorum. Ama sinema ağır bastı. ve filmlerde böyle şarkı sahneleri oldu mu ben kendimden geçiyordum. Ay oraya atıyorum kendimi sahneye. Ama çıkmadın sahneye. Yani bizim yapamadığımızı da sen yaptın. Biz mesela böyle plak falan yapmadık. Ama sen de o güzel bir, işte denedin onu, yaşadın. Ben de yaşayamadığım için. İçinde mi kaldı? İçimde kaldı dedim. Bir albüm yapacağım. Ya, ama... Yani stüdyoya gireyim, şu böyle kulaklıkları takmanın evet. zevkini tadayım dedim. Evet. Ve iyi ki de yaptım. Eleştirenler oldu. İşte ne gerek tabii vardı canım. Falan. Tabii. O benim içimde şeydi yani. Yapmasan içinde bir eksiklik kalacak. Arzumdu. Bir de o güzelliği yaşadım. Şarkı söylemek. Yani her yerde de şarkı söylemiyoruz. Sanıyoruz. Orada kulaklıkları taktığın zaman oh istediğin gibi söylüyorsun. Çok, çok güzel. Güzel. İstemem ayrılık boynumu büksün, istemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bilen yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkına levse hasretir bir kol, senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. İstemem ayrılık boynumu büksün, istemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Türkan Şoray, Türk sinemasının sultanı olarak parlamaya devam eden, gözlerinin derinliklerinde ve bakışlarındaki büyüleyici zarafette tüm duygularını izleyicilere aktaran bir efsanedir. Her bir rolünde kalbine dokunan performanslar sergileyerek sinemadaki varlığını derin bir sevgi ve tutkuyla şekillendirmiştir. Kadınlığın eşsiz zarafetini ve içsel gücünü yansıtmaya devam eden Şoray, sanatıyla kültürel mirasımıza unutulmaz bir iz bırakmaktadır.
Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi. Yok. Hesap istiyorum senden. Bak Selma. Ver şu hesabı da gitsin be sosyete. Fatura almayı da unutma. Yok be. İster misin karı kekeme kalsın? Yo, bu kadar hakarete tahammül edemem artık. Bak sevgilim. Hatıra hicran.
ismin ne dedi söyleyiverdim. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğum yere. Benzemez kim sesine. Yangınlardayım zaman zaman, sorma. Saymadım kaç yıl oldu. Seni beklerim öptüğün yerde. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın.